Başbakan Yardımcısı Vesi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'ta 3. Gençlik Buluşması programı kapsamında Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği hakkında bilgilendirmede bulundu. Başbakan Yardımcısı Kaynak, eşi Şule Kaynak ile geldiği kültür merkezinde gençlerin alkışlarıyla karşılandı. Canç dolu olan salonda sloganlar atıldı. Yer bulamayan gençler minderlerini alıp Başbakan Yardımcısı Kaynağı sahnede oturarak dinleme şansı yakaladı. Program AK Parti Gençlik Olayı Başkanı Kemal Çay'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Gençliğe hayır diyenler, gençliğe güvenmeyen, gençliğinden korkanlardır. 16 Nisan'da gençlerin mührü karanlık vesayet odaklarının üstüne güçlü bir evet olarak vurulacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Çayın ardından sahneye gelerek gençlere pazar günü oylanacak anayasa değişikliğinin içeriğini anlatan Başbakan Yardımcısı Kaynak daha sonra soruları yanıtladı. 2003 yılında AK Parti'nin birinci il kongresini Kahramanmaraş 12 Şubat standında yapmıştık. Gerçekten dünya tarihinde bir ilkti. Maraş her şeyin ilkini yapmaya alışık bir şehir ve dünya tarihinde bir ilk. O zaman başbakan sıfatıyla Cumhurbaşkanımızı ilk defa Kahramanmaraş'ımızda ağırlamıştık. Ve dediğim gibi dünyada ve Türkiye'de ilk statta kongre yapmıştık. O günün hazzını, o günün mutluluğunu ve o günün heyecanını unutamamıştım. Şuna inanın, bugün eğer hava yağmurlu olmasaydı, tabii yağmuru da dört gözle bekleyen bütün kainatı Rabbim sevindiriyor rahmetiyle, biz bunu arkadaki amfiteyatroda yapacaktık. Buna rağmen bu salonu miting alanına çeviren genç kardeşlerime en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Referanduma 2 günden az bir süre kaldığını kaydeden Kaynak, Türkiye'nin siyasi tarihinin en önemli sandıklarından bir tanesi artık 16 Nisan'da milletimizin huzuruna gelecek. İşin esası da bu değişiklik. Şu anda bizi yöneten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için değil, şu anda Başbakan olan Genel Başkanımız Binali Yıldırım Bey için de değil. Bu değişiklik gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum, genç nesillerimiz için dedi. Son 33 saatteyiz. Türkiye tarihinin, ülkemizin siyasi tarihinin en önemli sandıklarından bir tanesi artık 16 Nisan'da milletimizin huzuruna gelecek. Gençlik Kolları İl Başkanımız söyledi. İşin esasında bu değişiklik, şu anda bizi yöneten Cumhurbaşkanımız, liderimiz, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan için değil, şu anda başbakan olan Genel Başkanımız Binali Yıldırım Bey için değil. Zaten o başbakanlığı kendi görevini sonlandırmak için gece gündüz çalışıyor. Şu anda görev yapan, buna samimiyetle inanın, bizler için, milletvekillerimiz için asla değil. Bu değişiklik Kemal Çay Başkanımızın çok isabetle söylediği gibi, gerçekten bütün samimiyetimle ben de söylüyorum, genç nesillerimiz için. Türkiye'nin yarınlarımızı emanet edeceğimiz bu gençlik, eğer kimse sizlerin kimsesi olacaksa, eğer sessiz yılların sesi olacaksa bizim gençliğimiz. Değerli kardeşlerim, kimse sizlerin kimsesi, sessiz yılların sesi olmaya, o emaneti üstlenmeye var mısınız? İşte o emaneti üstlenmeye var olan bu gençlik. Ve gerçekten ben teşkilatımızı tebrik ediyorum. Hep derlerdi bize, AK Parti şöyle iyi böyle iyi ama gençliği yok.
Bunu söyleyenlerin Kahramanmaraş'ın bu en güzel salonu Necip Fazıl Kısakürek salonunu görmelerini arzu ederdim. Bu teşkilatlarımızı gerçekten canı yürekten tebrik ediyoruz. Başbakanımız Kaynak 3 saate yakın bir sürede gençlerin sorularını dinleyerek yanıtlar aradı. Düzenlenen programa katılan AK Parti İl Başkanı Avukat Ahmet Özdemir, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necat Okay ve İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Çay'da geceye ilişkin gözlemlerini Aksu Haber'e değerlendirdi. Biz gençlere güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Her zaman güvendik. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Onlar varken tabii ki muhteşem bir gece olacaktı. Gençlerimizin elhamdülillah programımıza teveccühü gayet olumlu. Yeni anayasaya bakışları, 18 yaş maddesine bakışları gayet olumlu. Bunu da bir kez daha burada idrak etmiş olduk. Konuşulması gereken ne varsa tümünü konuştu Sayın Başbakan Yardımcımız. Onun konuşması fevkaladeydi ama salonumuzdaki heyecan, coşku gerçekten ilgi çok mükemmeldi. Bugünkü bu heyecan bizi gençlerle ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili daha da güzel şeylerimize düşünmemize sebep oldu. Gençlerin bugünkü bu performansları, bu heyecanları ve o sordukları çok bilinçli soruları bizi çok etkiledi. İnşallah ülkemizin geleceğini bu gençler sayesinde aydınlık olarak görüyoruz. Gecenin sonunda bu büyük buluşmanın anısına hediyeler de yine Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan geldi. Yaklaşık 3000 gence içerisinde birbirinden değerli yazarların eserlerinin bulunduğu çantalar hediye edildi. Hani referandum süreci içerisinde gösterilen gayretler sonucunda böyle bir kitap hediye ederek bizleri ve gençleri gerçekten gururlandırdı. Kendisine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, biz de gençlik kolları olarak referandum öncesi büyük üçüncü gençlik buluşmamızı gerçekleştirdik. Bu programa Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak katıldığı için hepsine teşekkür ediyoruz. Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oldu. Ayrıca hediye için de, kitap setimiz için de çok teşekkür ediyoruz. Biz üniversite teşkilatı olarak her zaman buradayız. Her zaman da hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Tekrardan teşekkürler.